Efendim şimdi Müge böyle neşeli neşeli çıktın diyeceksiniz. Neden? Çünkü 12 Mart Salı günü Ankara'dan kaybolmuştu 9 yaşındaki kızıyla 28 yaşındaki Cemile Karadavut. Kaybının 23. gününde kendisini bulduk. Gözün aydın. Ay Şerife'cim ya. Ay Şerife. Timsak gözyaşları dökme. Timsak gözyaşları. Timsak gözyaşları dökme. Evin peşine düştün de. Beni de suçlayan hani katildim ya. Beni suçluyorlardı ya. Şimdi Cumhuriyet Başsavcılığına gidip benim üstüme atılan iftiraları. Ya bu yarın bir gün bunlar başına bir şey gelse gene beni suçlayacaklar. Ya dur, gene ben katil olacağım. Dur bir sevin önce ya. Allah'ım öyle. Ya kurban olayım Allah'a ki ben biliyordum ki zaten. Ben biliyorum ya, ben kendimden eminim ya. Tamam geçmişte yaptığım hatalardan biliyorum. Ya bak bir kadın önce bir çok şükür diye ağlıyor, bir dur. O şükür. Ya timsak gözyaşları bırakın Allah aşkına. Malın mülkün peşine düşmüş, arabanın şunun bunun. Kardeşin de niye parayı aldırdı, onu niye açıklamıyor Müge Hanım? Bir onun peşine bir düşün, bir sorun bir. Ben paracıydım yani. Ben para alıyordum ya. İsa hak... Kim burada? Tamam. Veremez tabii ki ya. Çünkü ben haklıyım. Ben abilik yaptım. Sana şükürler olsun ya. Ya bırak. Sana şükürler olsun. Timsak gözyaşı sene gidi. Sürahinine. Ya sen de ya. Aşk olsun İsa ya. Abla sürahinine. Öyle şey söylenir mi? Emre diyorum. Tam söylüyorum. Şerifeciğim bir dur Şerife. Şerife. Ankara'da buymuş. He? Ankara'da buymuş. Abi nerede olduğunu sen boşver de senin de kızın da sağ salim. Senin de gözün aydın. Allah razı olsun. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Allah razı olsun abi. Yok hiç bir sıkıntı yok. Ben peşindeyim zaten bundan sonra çocuğumu. Kim tamam. Ne dese desin. Tamam. Yeter ki bir kavuşurum. Tamam Cemile, İsa şöyle gelin bir yanıma. Şöyle bir gelin yanıma. Kız kardeşinizi getirdim öyle bulduğumda biliyorum. Bırakmam bile. Ben tamam. Biliyorum. Güzel güzel ama İsa bir eline koluna sözüne sahip çık. Bak Allah. Lütfen tamam ablacığım. Şimdi ben çok tamam, sakinim. Tamam abla diyorsun tamam sakin ol. Tamam, hadi yedirmiş. Açalım kapıyı. Kendine sahip ol lütfen. Ben... Yaklaşmayın gidin. Gidin bana yaklaşmayın. Siz anlayın. Gidin. Yani psikolojisinden anlayın kendisi. Senin psikoloğun bu. Hayatım hoş geldin de küfür etmeden olur mu yavrum? Yok ben bunu görmek istemiyorum. Görme. Seni aramaya geldiler Cemile. Beni aramasın. Bana kötülüğü olan o karşıdaki. Ne yaptın? Bu İsa da, mı? Bu da ruh hastası. Onların yüzünden kaçtım. Bu üçü yüzünden kaçtım ben. Ben de biz mi? Ne yaptık ortalığı ki? Sana. Sana göstereceğim biraz sonra. Görürsün ne olduğunu. Ben ne yaptım ablam sana? Biz ne yaptık ki? Sonra kardeşiniz yok. Sana? Hayır ben bana ne konuşmayın benden. Bundan sonra kardeşiniz yok sizin. Tamam yok olsun. İstemiyorum ben de istemiyorum. Ablana da mı kızgınsın? Ben onun sana da yaptığı hatalar var. Vardır yardım. Muhakkak. Sahip çıkamadım arkamda, ama... duramadım, evimi alamadım. Dur bir saniye, eski kocanın onunla evet, ne şeyim, onunla alakası... Evet, ben boşandım, gittim, ayrıldım. Ben ne yaptım? Onu söyleyeceğim biraz sonra. Ben ne yaptım? Biraz kendime gelmek istiyorum. Çocuğu da sana bıraktım. Tamam, gel sen otur o zaman. İyice bozulmuş psikolojisi. Ben geçeyim öyle. Tamam sen yok. Öyle, geç sen böyle. Geç. Geçsin orada, ablasının gel. Yanına otursun. Biraz kayın o zaman. Ne yapalım abicim, ben de buraya kaç sıra, ne yapayım oturma. Gel böyle. Hayır tamam ablanla abine kızdın da eski kocanın ne benim alakası ne var konuyla? Benden muhatap İyice kayın arkadaşlar. Ben zaten senin peşinde değilim. Ben çocuğumun peşindeyim. Çocuk sana yok bundan nasıl sonra. Yok bana? Yok. Rahmi Bey biraz gelme. Çocuk yok sana. Niye yok? Ya niye yok? Abla ben 2014'te evlendim. Hı. Evet. Evlendiğimden bu yana kadar şiddet gördüm. İnce çubuk var ya ince çubuk. İşten getirdi babam annem o zaman gelmişti. Dedi ki, bunu dedi kızımızı döveceğim dedi. Abisi, lan yalan söyleme, oradan konuşma abisi, bari lan. Abisi, senin abinin batsın. Sahip çıkamadın. Kendimi zor tutuyorum. Bugün bu 2 milyar para yatırmıştı. Abla o kadar sinirliyim, o kadar sinirliyim ben ki. Mi? Bak, 2 milyar para yatırmıştı Gürhan Satman. Benim avukatım öldü, rahmetlik oldu. Hangi günden bahsediyoruz biz? Benim kendi avukatım. Hayır ne zamandan? 2000 lira ne zaman yatırdı? Onun 2018 civarıydı. Kızım 2018'leri falan boş verin. Be sene gelmiş 2024'de senin kaçalı olmuş. Bir ay ondan niye kaçtın? Ondan sonra bu o hayır, şeye hayır bir geçiyor. Ay önce. Dur şimdi sen onları boş ver. Sen ne niye oldu? Kayboldun? Niye gittin? Sana bir ay önce ne yok, oldu? Beni diyen yok. Ben seni zaten hayatımda sildim. Senin hakkında bir hükmüm yok. Ya bu abi bu senin, vallahi konuşmasın bu. Senin üstüne bir hükmüm yok. Ben kızımın peşindeyim. Sen... Ha, kızımla irtibatı kesmedim.
her ihtiyacını karşıladım. Ya nerede karşıladın? Kendin alıyordun evinde. Kendin evet. alıyordun. Buraya dilenci gibi gönderiyordun benim evime. Şafet sen Türk bağlansın. Ayağınız şafet sen Türk'ün. Ya kimse bağlanmasın. Bağlansın şafet sen Türk. Verdim numarasını. Verdim numarasını. Bak bunlarla da bulmak istemiyorum. Benim ya. Babam. Hayır ben konuşmak istemiyorum bundan. Benim abla, babam. Ben sadece tamam, ben aynı derken. Anda, bir dakika arkadaşlar bir kere şöyle bir şey var. Heh. Kızımı niye götürdün sen bir dakika? Hayır, niye yok. Götürdün? Bir dakika durur musun? Benden muhatap olma. Cemile. Ben senden muhatap olmuyorum zaten. Kızımı niye göstermedin? Oğlum. Niye kaçırdın benden? Yavrum, ben Cemile sen kaç yıl evvel boşandın? Ha? 2017'nin 4. ayından beri. 2017'den 2024'e geçmiş 7 yıl. Şimdi 7 yıl önce boşandığın adama sen niye kızıyorsun? Ne yapsın sana adam? Boşanmış bitmiş artık. Bitmiş boşanmak demek. Sildim seni ama sen bir şekilde hayatıma demek. Giriyorsun sen benim. Dur bir dakika. Sen şimdi 7 yıl önce boşandığın adama niye kızdın 7 yıl sonra bir ay önce? Abi, abla çok ha. üstüme geliyorlar ya. O da geliyor mu? Evet, geliyor. Ne diyor gelip, ne diyor? Ondan sonra bana dediği kelime her kelimesi. Çocuğunu alacağım, başkasına vereceğim, annen öldü dedirttireceğim. Gidip orada göreceğim. O zaman ama sana o... göstermeyeceğim tamam, dedi. Tamam, peki sen 7 yıl önce boşandığın kocanla niye hala bu diyaloğa giriyorsun? Yani niye konuşuyorsunuz? Çocuk var arada, hani çocuk babasından... Bir şey diyebilir miyim, bir şey sorabilir miyim? Hayır, çocuk kaç yaşında? Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika dur. Çocuk kaç yaşında? Şimdi 8 yaşında. 9 değil. 8 yaşında. Tamam 8 yaşında o da çocuğunu görmeye mi geliyor? Ben gelmiyorum. Annem babam alıp geliyor. Çocuğu görmeye gelmiyor ki abla. Annem babam alıp geliyor. Huyunu biliyor. Annesini babasını gönderiyor. Heh. Korkak gibi kendi gelmiyor yani. E tamam daha güzel ya senin için. Gelmesin zaten adamdan boşanmasın. Senin işim yok ki benim. Senin yanına niye geleceğim ben? Ya benim için gelmesin. Çocuk için gelsin. E tamam annesi çocuk... babası geldiğinde babasına da gösterir. 7 yıl eve geldiğinde görüyorum çocuğumu. Sen hala o sana geri mi dönsün istiyordun? Hayır. Niye Hacı Hoca'ya gidiyor? Biraz Hacı Hoca'ya Hacı Hoca değil. O 30 milyara gelirse Şefika... Dur öyle bir dakika dur. Dur bir Hacı Hoca'lara gittin mi Serdar sana geri dönsün diye? Babam annemden gittim ben. Niye gittin? Tüh gittin? Sana. Niye gittin? Kes sesini. Kes sesini şey oradan konuşma be. Lütfen ya ben bunu... Allah aşkına. Allah hayır, aşkına. Ölmüş yerin arkasından efendim, bir de. Serdar'la sen babama var ya çok ihanetlik yaptım. Babam buna... Bir sürü araba aldı, motor aldı. Babamı dolandırdı gitti bu. Dolandırdı gitti babamı. Yalan konuşma oradan. Vay yalan konuşma. Ya. Babamın ölüm sebebi sen... Güzel İstanbul. Hastane konuşma. Kameralarını açsın da bir izleyin Allah bakayım. Aşkına. Hastanede rahmetli babam. Bunun peşinde ameliyat ha. olacak. Bunun peşinde geziyor. Bu ya. Kafadan sakatın peşinde. Sen çok akıllısın canım. Yarım akıllı. Abla ben bununla muhatap olmak istemiyorum. Ben bunları zaten reddettim. Allah aşkına sen ne şey sana Cumhuriyet evde Başsavcılığına gidip. Evde yok sana imza da atmayacağım. Hadi ödü meydan. Hadi ödü meydan. Atmasan atma. He. Sana zıkkım vereceğim tamam mı? Aman sen anca. Dur şimdi bir dakika o senin abin ama. Abim değil ben bunu abilikten sildim. Bana abilik mi yaptı bu zamana kadar? Evde içki içerdi madde kullanırdı şu... Detaylara girmene tamam. gerek yok. Niye uzaklaşmak ya çocuğumun gözünün önünde yaptı yani. Abla bunu ya kurban olayım Allah tamam, aşkına. Tamam peki bunları anladık. Şimdi ya bir dakika bak böyle yapıyorsunuz daldan dala tamam. atlıyorsunuz. Bir dakika dur şimdi Serdal'la problemin ne yani 23 gün evvel kaçmanda Serdal'ın bir sıkıntısı var mı? Abla çok üstüme geldiler hepsi. Bir dakika bak hepsini bırak tek tek gidiyoruz. Tek tek tek. Serdal'la 7 yıl önce boşanmışsın. Evet. Ne güzel adam da ne evine geliyor ne seni rahatsız evet. ediyor. Evet. Tam ideal bir boşanılacak koca. Evet. Tamam mı? Yapışmıyor sana. Yok. Demek ki bitmiş her şey. Boşanmışsın artık. Boşandığın insanı sokakta görsen çevirirsin kafanı gidersin. Ben Ankara'da bile çok, duymuyordum. Çok zaten konuşacak olsan boşanmazsın. Yani. Tamam boşanmışsın bitmiş. Şimdi kızına da annesinin babası geliyor diyor. Evet. Babası isterse onlarla vasıtasıyla görüşür. Şimdi evet. senin Serdar'la ne gibi bir problemin var? Çok hataları oldu. Hiç problemim evli, yok. Evliyken. Onları unutamadım. Travmalarım hala var. Anladım ama yani o bitti artık yani. Evet. Ya Serdar sonra boşandıktan ondan, sonra seni rahatsız etti mi? Telefonda rahatsız etti. Etmedi. Yani bak sadece dedim etmedi. Ki nafakayı yükselttim. Ha. Boşandıktan sonra mı? Şuraya gelin. Boşandıktan sonra dedi ki nafakayı niye yükselttim? Babamın hastanedeyiz ben sandalyedeyim. Tamam o yüzden bir şey oldu. Sonra ne oldu? Evet. Sonra ondan sonracığım çocuğa üst almıyorsun. Ondan sonracığım sen böyle yapıyorsun. Hakkımda çocuk hakkında benim hakkımda soruyorlarmış. Çocuk diyor ki anne babam senin hakkında babaannem senin hakkında böyle konuşuyor diyor. Benim onlar ya sıkıntılar onlar yani. Evet. Tamam.
Nafaka konusunda şuna gelelim. Tamam, nafaka konusuna girmek istemiyorum. Tamam, bitti. Tamam. Peki Şerife ile ne sıkıntın var? O seni bak Hatice ile beraber aramaya geldi. Neydi, yengen mi oluyordu? Safiye. Evet. Safiye onunla beraber aramaya geldi. Şimdi bak bulunca ne kadar sevindi. Ona niye kızdı? Sahip ya, çıkamadım ben ona. Sahip çıkamadım. Sahip çıkmasınlar. Ben Müge abla senden ben ona. Bir şey istiyorum. Bir dakika, istersin. Ben sana ne istersen yapmaya çalışırım da Şerife'ye niye kızgınsın? Ya domates. Ben sahip çıkamadım ona. Ya bak ben konuşmak istiyorum, araya giriyorlar. En sevmediğim şey, domatesi ağır doğruyorum diye bıçak dürttü abla. Bak bak bak, izi var. Şerife mi yaptı? Yaptı. O zaman İsa'ya da dönüyorum, İsa'ya da artık. Katilim ya ben. Sen de oradan ötüp hocam, durma bu, lan. Bu çok adam olsan kardeşine sahip şey çıkarsın. Tamam, kendin filizle medyumluk yapıyordun. Almanya'daki kadını dolandırdın lan sen. Bir ayda dedin ki 60 milyar para harcıyorum. Senin harcadığın para nedir ki dedin. Konuşma oradan, ötüp durma lan. Cep telefonu kim adam aldı olsan senin? Kardeşine sahip cep çıkarsın. Cep telefonunu kim aldı senin? Sen almadın. Benim iki tane telefonumu sattırdı bu. Ben kendi telefonumu verdim. Ondan aldım bu telefonu. Yalan söyleme. Bağlatayım arkadaşı. Verdiği telefonlar kırık ekranı. Birinin bataryası yok. Telefonları verdim. Kırıktı telefonlarım. Kırıktı. Verdim, dedim ki telefon alacağım. Bu arada kayınpederin telefon hattımızdaymış. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.